Mutlu günler değerli izleyenler, hoş geldiniz stüdyolarımıza. 17 Mart Perşembe günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı? Teşekkür ederim, harika siz. İyiyiz bizler de, çok teşekkürler. Değerli izleyenler, elbette bu akşam oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşmasıyla başlatacağız programımızı. İlk olarak Fanatik Gazetesi başlığı geliyor ekranlarınıza. Dünya aslan görsün demiş Fanatik Gazetesi. Galatasaray tam 123 ülkeden canlı yayınlanacak dev maçta Barcelona'yı eleyip 22 yıl önce kazandığı bu kupaya bir adım daha yaklaşmaya çalışacak. Saat 20:45'te maçın başlama saati. Bunun için de şükran duyduğumuzu dile getirmemiz lazım. 23 değil de 20:45 olduğu için kim şey yaptıysa, hallettiyse teşekkür ediyoruz. Maçın saatinden bahsediyorum, erken saat olması. Galatasaray'da kimler başlayacak diye tahmin etmiş Fanatik Gazetesi. Kalede Iñaki Peña, Sasha Boye, Victor Nelson, Marcao ve Patrick van Aanholt savunma dörtlüsü, önlerinde Taylan Berkan, Babel ve Kerem kanatlarda, Feghouli ortada ve Muhammed ileri uçta görev yapacak. Barcelona'da Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, De Jong, Traore ve Aubameyang 11 ile sahada olacak diye tahmin etmiş gazete. Birazdan daha ayrıntılı okuyacağız. Burada sadece birer cümle öne çıkarılmış. Domenech Torren, Beşiktaş bizim maça hazırladı cümlesi aktarılırken diğer taraftan Xavi, Torren'in takımından böyle organize bir defans beklemiyordu. Barcelona zorlu bir atmosfer bulacak. Katalan spor yazarı Hernandez'in değerlendirmesi ve Xavi de hedefimiz kazanmak demiş. Bir sonraki sayfa. 5 yıl kalırsam harika olur. Dün biz de yayına girmeden önce hatırlayacaksınız, Domenech Torren'in basın toplantısı vardı. Biz de programımızda değerlendirdik. Sabah gazetesi bu cümlesini Domenech Torren'in başlığa çıkarmış. Galatasaray Teknik Direktörü hem Barcelona hem de geleceği konuştu. Beşiktaş maçında takım zorlandığında tribünler çok yardımcı oldu. Birlikte oyunla sonuca ulaşacağız. Galatasaray'da çok mutluyum. Önümüzdeki 3-4-5 yıl burada olursam benim için harika olur sözleri okuyucuya aktarılmış. Ben yüzde olarak değil, olasılık olarak konuşurum. Sağımızda taraftarımız çok yardımcı oluyor. Bu maçta yine aynısı olacak. Onlarla çok güçlüyüz. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol şanslarımız mutlaka olacaktır. Diğer taraftan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, final niteliğinde bir maç olacak. İlk karşılaşmada iyi oynamadık ama bu maçı kazanmamız gerekiyor dedi. İspanyol çalıştırıcı şöyle devam etti. Daha iyi defans yapmalıyız. Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Galatasaray'ı ve ilk maçta neleri yapamadığımızı analiz ettik. Çok kompakt oynadı Galatasaray. Bu kez farklı bir senaryo olacak. Ne olacağını göreceğiz. Galatasaray'a hakkını vermek istiyorum. Özellikle Domenech Torren bizi çok iyi tanıyor ve iyi bir hoca. Kesinlikle zor bir atmosfer olacak. Önemli bir sınav vereceğiz. Şimdi Türkiye için saldır aslan. Bunu aslında belki biraz daha sonraya mı bıraksak diye düşündüm. Çünkü ülke puanı ile alakalı. İsterseniz önce maçı konuşalım, sonra bu başlığa, Türkiye için saldır aslan başlığına geçeriz. Her iki hocanın açıklamaları dünya basınında, yani İspanyol basınında da yer bulmuş kendisine. Yeri geldiği zaman onları da Xavi'nin sözlerine, yani çok da fazla farklı bir şey söylemiyor. Basın toplantısındaki sözleri nedir? Kaybetme şansımız yok. Bu bir final maçı değerlendirmesi İspanyol medyasında da yer bulmuş. İlk maçı hatırlayacak olursak eğer, hangi 11'le çıkmış Galatasaray? Kalede Peña, Patrick van Aanholt, Marcao, Victor Nelson, Sasha Boye, Taylan Berkan, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Rain Babel ve Mustafa Muhammed. Yani gazetelerin tahminleri de hocanın ilk maçtaki 11'den değişiklik yapmayacağı yönünde. Şimdi bu müsabakaya gerek Galatasaray gerek Barcelona tabii ki liglerindeki hikayeyle beraber ele aldılar. Yani perşembe pazar, işte perşembe pazartesi, her neyse o şekilde ele aldılar. Galatasaray Barcelona ile oynadı. Beşiktaş ile oynadı. Barcelona ile oynayacak. Sonra lig oynayacak. Sonra milli maç arası, değil mi? Milli maç arası öncesi. Böyle bir 4 maçlık sıkışık takvimi bir arada ele aldı Domenech Torren haliyle. Xavi de benzer bir şekilde ele aldı. Galatasaray oynadı. Osasuna ile oynadı. Bugün Galatasaray ile oynayacak. Sonra El Clasico, Real Madrid ile oynayacak. Onlar için biraz daha farklı. Bence bugünü ele alış biçimi hafta sonu El Clasico olduğu için. Neden derseniz bu El Clasico aradaki 14-15 puanlık farka bakarak önemsiz bir El Clasico olarak algılanmasın. Çünkü hem manevi boyutu var. Xavi'li Barcelona'nın Real Madrid'i yenme isteği, gelecek sezonlarla ilgili umut vaat etme isteği, rekabette geriye düşmeme isteği olacaktır. Real Madrid şampiyon olsa dahi. Hem de bunun yanında Carlo Ancelotti'nin bence harika bir açıklaması var. Carlo Ancelotti neden bu kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bir kez daha ispat etmiş. Büyük saygıyla, iyi ki var Carlo Ancelotti gibileri ve iyi ki onlarla aynı dönemdeyiz. Futbolculuğunu da izleme şansı buldum. Çok asil bir oyunu vardı. Teknik direktörlüğünde aynı asaletle devam ediyor. Diyorlar ki 10 maç kala 10 puan, 10 küsür puan fark kapanır mı? Buradan şampiyonluk verir misiniz? Barcelona'ya yenilseniz bile çünkü. 12 puan fark kalacak galiba yanlış hatırlamıyorsam. Carlo Ancelotti diyor ki ben 3-0'dan şampiyonlar finali verdim. Siz neden bahsediyorsunuz? Hiçbir skor, hiçbir puan farkı matematiksel olarak garantilenmediği sürece, kesinleşmediği sürece şampiyonluk ya da galibiyet anlamına gelmez. 2005 İstanbul finaline gönderme yapması da Milan'ın başındaki Ancelotti'nin Benitez'in Liverpool'la kaybettiği maça gönderme yapması da tarihin enteresan bir oyunu gerçekten. 17 sene sonra yine İstanbul. İstanbul'la özdeşleşmiş bir takım Galatasaray. Avrupa'da İstanbul deyince akla gelen takım Galatasaray. Ve Ancelotti'nin sözcükleriyle bir bakıma Barcelona Galatasaray maçına da yapılan bir gönderme. O yüzden bu müsabakanın da 90 dakika sonra 90 oynanmadı. Her sonuca açık olduğunu, futbollar neticeye açık olduğunu ve her sürprize açık olduğunu unutmamak lazım. Birincisi Ancelotti'nin sözlerinden ilham alarak bunu söylemek lazım. İkincisi de UEFA, FIFA malum yavaş yavaş her müsabakadan, her turnuvadan, her şampiyonadan deplasman gol avantajını kaldırıyor. UEFA turnuvalarında artık yok. Bu da bu maç final demek. Galatasaray kazanırsa Galatasaray geçecek. Barcelona kazanırsa Barcelona geçecek. Berabere biterse uzayacak. Tek maç. İlk maçta bir ilgisi yok. Tek başına final oynanıyor ve bence bu uygulama harika oldu. Mesela ben Avrupa'da çeşitli görüşler okuyorum. Ya daha iyiydi deplasman golü kalsaydı diyenler var. Saygı duyduğum yazarlar, saygı duyduğum eleştirmenler söylüyor bunu. Onlara saygı duymaya devam ediyorum. Yanlış anlaşılmasın ama benim görüşüm, subjektif görüşüm, naçizane görüşüm iyi olduğu yönünde. Çünkü rövanşlar final haline geldi. Benim çok hoşuma gitti. İlk maç 1-1 bitiyor. Juventus Villarreal. İkinci maç final. Tek maç gibi oynandı. Manchester United Atletico ilk maç berabere bitti. İkinci maç final. Tek bir final maçı gibi ele alıyor takımlar müsabakayı. Hesap yapmıyor, matematik yapmıyor. 90 dakika kazanırsam geçeceğim, kaybedersem gideceğim, berabere kalırsa uzayacak. Dünya Kupası finali gibi, Avrupa Şampiyonası finali gibi. Bence basitleştirmek bu anlamda eğlenceyi ve izleyicinin de keyfini, mantığını, matematiğini, adalet duygusunu artırdı. Peki biraz farklı bir parantez olacak ama bu deplasman kuralı golünün, bu kuralın konmasının sebebi neydi? Ulaşımın zor olması eski dönemde. İç saha daha fazla avantajdı. Ulaşımın zor olması belki bu fairy tale dediğimiz peri masalı hadisesini biraz daha güçlendirmek vesaire. Ancak o dönem ile bu kuralın öngörüldüğü, konduğu dönem ile bugün arasında artık makas çok kapandı. Dolayısıyla bu kural da biraz zamanın gerisinde, yani deplasman golü kuralı zamanın gerisinde kaldı. Sanki bu daha modern, bahsettiğiniz gibi günümüze daha uygun bir şey haline dönüştü. Ben de kesinlikle destekliyorum sizin fikrinizi. Ya Avrupa'nın metropol kentlerine işte ben ilk defa yaşım ona izin verdi. 20 yıl önce falan gitme şansı buldum. Roma'ya, Barcelona'ya, Londra'ya, Paris'e ilk defa 20 yıl önce falan 20 yıl küsür önce gitme şansı buldum. O zaman daha farklıydı kentler birbirine inanın. Yani Roma, Barcelona'ya, Barcelona, Paris'e, Paris, Londra'ya bu kadar çok benzemiyordu. 20 yıl sonra bugün tekrar gittiğimde o kentlere veya yıllar içinde tekrar gittiğimde gitgide kentlerin birbirine benzediğini, Avrupa'nın metropollerinin birbirine benzediğini. Çünkü küreselleşmeye başladı. Küreselleşmeden dibine kadar etkilendiğini söylemek lazım. Bunu hayat fena halde futbola benzer. Futbol da fena halde hayata. Daha önce deplasmana gitmek o yüzden belki her anlamda daha zordu. Farklı bir iklim, %100. Farklı bir kent, farklı bir kültür, farklı bir medeniyet. Her şey farklı. Farklı bir stat, farklı bir saha. Şimdi her şey birbirine yakınlaştı. Zemin teknolojisinden, çim teknolojisi ele alın. kentlerin birbirine benzemesine kadar yolculuk yapın. Artık deplasmanlar çok daha kolay, çok daha iyi uçuş koşulları, çok daha iyi ulaşım, transportasyon konaklama koşulları, çok daha iyi konaklama, aynı oteller, beslenme, aynı vesaire yataklar. Evet, aşçınızı yanınıza götürmeniz gerekmeyebiliyor artık çünkü aynı yemekler bahsettiğiniz gibi. Dolayısıyla ben de deplasman gol avantajının o günün koşullarına uygun olduğunu ama bugün koşullarının çok da gerekli olmadığını düşünenlerdim. Bu açıdan da güzel bir final olması. Bir başka güzel tarafı da Galatasaray belki çok fazla rotasyon yapmayacak. Bildiği, ezberlediği 11 ile devam edecek. Bu bir yorgunluğundan olur mu? Göreceğiz. Olabilir de. Ama bir bakıma avantajdır da. Torrent bir oyun yakaladı. Bir oyuncu grubuyla ona devam edecek. Ben de çok fazla 11 ile oynayacağını düşünmüyorum. Ama Xavi biraz daha oynayacak. Osasuna maçına Dani Alves sağ bekte kullandı. Çünkü sadece ligde oynama izni var Dani Alves'in. Gavi'yi, Dembele'yi, Aubameyang 11'de oynatmamıştı Galatasaray maçında. 11'de kullandı Osasuna maçında. Şimdi buraya gelince ben mesela tahmin ediyorum tekrar Avrupa kadrosuna dönecek. Adama Traore mesela yeniden 11'de başlayacak. Frenkie de Jong tekrar başlayacak. Öyle tahmin ediyorum. Barcelona daha fazla dönüşmek zorunda. Daha geniş bir kadrosu var, daha kaliteli bir kadrosu var. Ve bunlara dakika vermek zorunda Xavi. Büyük takım yönetmek böyle bir şey. O yüzden de sanki Xavi de henüz birkaç aydır bu takımın başında olduğu için çok uzun süre olmadı. Oyun dinamiği açısından da belki etkilenebilir. Mesela Osasuna maçında işi editörümüz Tolga Kuru çıkarttı. Birazdan bakacağız. Osasuna maçında oyun tamamen Dembele üzerine oynanıyor. İsterseniz bakalım. Hazır geri gelmişken. Çünkü böylelikle maçın da teknik analizine ya da en azından beklentilere ilişkin bir şey koyabiliriz ortaya. Buyurun gelsin grafiğimiz ekrana. 11'lere bakacağız elbette. Osasuna maçı tamamen Dembele üzerine oynarken belki bugün Dembele başlamayacak. Belki tekrar adama başlayacak. Ki benim tahminim o yönde. Mesela Gavi'yi vermiş gazeteler buyurun. Muhtemel 11'de. Gavi'yi belki ileri üçlüde kullanacak. Çünkü orta üçlüde, ileri üçlüde kullanabiliyor. Osasuna'ya karşı Barcelona'nın yaptığı istatistikler çok alışık olduğumuz istatistikler. Aslında şaşırmadık. Değil mi? Galatasaray'a karşı da aslında benzer istatistikler yapmıştı. Hatta bunu da kabul etmek lazım. Gol beklentisi dışında. Ama rakip cezası topla buluşma, şut, toplu oynama, pas. Galatasaray maçında benzerdi yani yakın sayılarda ama iki fark var. Bir, gol beklentisi. Galatasaray'a karşı böyle bir gol beklentisi yaratamadı. 2'nin altındaydı. Net pozisyon bulamadı. Gol beklentisi 1.5 civarındaydı hatta yanılmıyorsa. Osasuna'ya karşı bak 4 gol beklentisi yapmış, 4 gol atmış. Dominic Torrent dün basın toplantısında da onun altını çizdi. Biz onlardan daha sağlam durduk. Osasuna da öyle bir takım yani hani genel geçer bir takım değil dedi. Daha sağlam durdu. Buradan da ikinci detaya geçeyim. Daha sağlam durduğu takım da İspanya'nın en sağlam takımlarından biri. Kalesinde verdiği gol beklentisi 29. Real Madrid'le aynı. En düşük gol beklentisi veren takımlar La Liga'da Barcelona, Sevilla, Osasuna ve Real Madrid. Çok da iyi bir savunma takımına karşı Barcelona bunu yaptı. Darmadağın etti. Osasuna savunması en azından belli bir noktadan, belli bir dakikadan sonra. Galatasaray ise çok sağlam durdu ve çok fazla pozisyon vermedi. Dolayısıyla şimdi Xavi'nin gerçekten de sınavı kompakt duran takımları nasıl bozacakları, nasıl dengesini kaybettirecekleri yönünde bir sınav. Ama Xavi'nin futbolculuk hayatta, antrenörlük hayatta bununla geçti. Bu konuda da herhalde usta olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü o futbolcuyken de Barcelona'nın tek işi buydu. Bütün takımlar kompakt duruyordu ve onları bir şekilde bozmaya çalışıyorlardı. Şimdi özellikle Osasuna maçından birkaç not, daha sonra Galatasaray'a da bakacağız. En son oynadığı lig maçı Beşiktaş'ta neler oldu diye. Osasuna maçıyla alakalı özellikle birkaç notumuz var. Onları paylaşmak istiyoruz. Mesela Dembele. Dengeyi bozması beklenen oyunculardan bir tanesi. Nasıl oynadı? 90 dakika süre aldı. Gol atmadı. 2 asisti var. 93 kez topla buluştu. %85 pas isabetiyle oynadı. 8 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Rakip cezasında 12 kez topla buluştu ki 2 kere de asist yaptığını söyledik zaten. Ve 4'te 1 şutu var. Şimdi bir sonraki şu şeyleri de verelim. Ya da bilmiyorum siz konuşurken de gelebilir bu gol. Yani çok kolay yazanabilen bir oyuncu. Dembele zaten bir ara yani 150 milyon euroluk transfer niye yaptı Dembele? Çünkü bir ara dünyanın ilerinin olduğu düşünülüyordu. Hatta Mbappe ile kıyaslanıyordu Dembele. Niye kıyaslanıyordu? Niye bu kadar para ödendi ona? Niye dünyanın en pahalı oyuncularından biri oldu? Çünkü çok kısa mesafeye çok çabuk uzanıyor. Şanzımanı özel. Çok çabuk vites değiştiriyor. Çok çabuk yön değiştirebiliyor. Ve dünyanın en iyi savunmacılarını çok zor durumlara düşürebiliyor. Bu da belinden su alabiliyor. Argo tabirle. Burada da evet. yaptığı işler görünüyor. Galatasaray'a karşı oynar mı oynamaz mı? Oynarsa Patrick Van Aanholt'a ciddi bir sınav olur ama Adama Traore'de çok başka bir sınav, farklı bir sınav. Dembele kadar kısa mesafede belki çabuk yön değiştirmiyor ama uzun mesafede o da hızlanıyor. Bir de fiziksel olarak farklı Dembele'den. Çarpıyorsun, düşmüyor. Amerikan futbolcusu gibi. Dembele ise daha ince, daha çabuk, daha çevik. İkisi farklı sınavlar. Dolayısıyla Xavi hangisini tercih edecek? Bu kompakt savunmayı bozmak için Dembele ve Adama'yı bir arada kullanmayı da düşünebilir. Öyle bir sürpriz de yapabilir. Çünkü kompakt savunmaları nasıl bozarsın? Organizasyonun mükemmeldir ya da bireysel performanslarla. Ve Dembele de Adama da dünya üzerinde bireysel performanslarını denge bozacak oyuncuların başında geliyorlar. O zaman madem organizasyon dediniz, bir grafiğimiz daha var. O da Ferran Torres'in Osasuna'ya attığı gol. Nasıl bir gol atmış? Organizasyon anlamında kaleciden başladı ve tam 9 farklı oyuncu, gol olana kadar tam 9 farklı oyuncu topa dokunmuş. Böyle bir organizasyon. Şimdi Osasuna da kompakt duran bir takım, iyi evet, kapanan bir takım ama bu organizasyonla golü bulmayı başarmış. Ne Dembele pozisyonun içerisinde, Pique pozisyonun içerisinde. Aynen öyle. Bu maçta Pique ile başlar mı sizce? Başlayabilir. Çünkü ilk maçın ikinci yarısında Pique'yi evet, alarak aslında ilk maçın 45 dakikasında yaptıklarından memnun olmadığını gösterdi. Ama Eric Garcia ve Araujo da hani yaş grubunun en iyi stoperlerinin ikisi dünyada. Onu da kabul etmek lazım. Şimdi bu grafik bizi 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2015 oralara götürüyor. 10 yıllık dünya futbolundaki Barcelona ve İspanya hakimiyetine. 2010'da İzlanda'da volkan patlamasaydı, 2010'da yanılmıyorsam ya da 2011'in başları. Eğer o volkan patlaması olmasaydı, şu an adını telaffuz edemediğim volkan patlaması patlamasaydı, Barcelona muhtemelen 3 sezon üst üste şampiyonlar şampiyonu olacaktı bu oyunu oynayarak. Çünkü Inter'e kaybetmelerinin sebebi Milano'ya karayoluyla gitmeleri ve çok yorulmaları. Evet. Eğer o volkan patlamasaydı havayoluyla gideceklerdi ve muhtemelen Mourinho'nun Inter'ini eleyecekler. Orada öyle mağlubiyet almayacaklar. Sonra da finalde geçip 2009, 2010, 2011 tarihte ilk kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan, sonra da tarihte ilk kez 3 Şampiyonlar Ligi üst üste kazanan takım olacaklardı. O takımın anahtar oyuncusu Xavi 2008'de Avrupa şampiyonu, 2010'da dünya şampiyonu, 2012'de Avrupa şampiyonu oldu zaten. Milli takımlar düzeyinde de kuralları onlar koydular. O oyunu oynuyorlar. O oyunun anahtar oyuncusu Xavi bugün kenarda Osasuna'ya attıkları golde tarih boyunca Osasuna'ya attılar. Yani Xavi'nin hayatı Osasuna'ya böyle goller atmakla geçti. Şimdi de tek direktör olarak organize ediyor. O yüzden şaşırmıyoruz tabii ki. Yani bu oyunun bir adı var. Tiki taka ve tiki taka deyince dünyada Barcelona deyince tiki taka akla geliyor. Bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi milli takımı 2008-2012 İspanya'ydı. Zaten bunu ispat ettiler. Çünkü 3 büyük turnuva üstte kazanan bir takım yok. 2008-2010-2012. Başka bir takım yok. 2 Avrupa Şampiyonası arasında Dünya Kupası kazanan. Zaten matematiksel olarak da bunu ispat ettiler. Xavi de bugün tek direktöre bunu uyguluyor. Şaşırmıyoruz ama o Barcelona'da Celta'ya yenilmişti. %89 topla oynayıp. Yenilmez değil. Futbol böyle peri masallarıyla dolu. Defalarca bunlara şahitlik ettik. İtalya Euro 2012 finaline Prandelli'nin İtalya'sı bir oyuncu değişikliğini yanlış yapmasa belki onlar da oraya gidebilirlerdi. Öyle bir şansları vardı. Bir yanlış oyuncu değişikliğiyle eksik kaldı sahada. Olabilirdi. Xavi de Iniesta defalarca sahada denediler ki onların oyuncuları da Xavi ile Iniesta değil yani, kabul etmek doğru, lazım. Ha, oraya doğru gidebilir. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong gidebilirler ama şu anda değiller. Şu an zamanlama itibariyle Xavi ile Iniesta değiller. 11'lere bakalım şimdi. 11'lere bakalım. Muhtemel 11'lere neler tahmin ediliyor? Galatasaray'ınkini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğimizi söylemiştik zaten. İlk baştan bir değişiklik yapmayı planlamadığını ve dün de konuştuk Mustafa Muhammed konusunda. Domenico Torren ben kendi adıma bambaşka bir pencere açtığını, çünkü her türlü Gomis başlar diye konuşuyorduk ama Mustafa Muhammed Galatasaray maçında hoca net bir şekilde farklı bir şey düşündüğünü ve oyuncusunun da bunu sahaya yansıttığını gösterdi. Dolayısıyla samimiyetimle söylüyorum, hakikaten ben böylesini düşünmemiştim. Oyuncunun da performansı, hocanın da vizyonu, bambaşka bir oyun çıktı meydana. Peki bakalım, siz bekliyor musunuz? Beklemediğinizi söylediniz zaten, çok fazla değişiklik. Bir de Barcelona şeyine bakalım. 11'ine, muhtemel 11'ine bakalım. Burada ilk maçtan biraz daha farklı. Bu muhtemel 11 mi? Barcelona. Muhtemel beklenti, evet. İlk maça Depay başlamıştı. Aubameyang'ı bekliyoruz en uçta. Orta sahada Nico Gonzalez başlamıştı ama değişmişlerdi sonra Busquets'le. İdeal orta üçlüsü bu. İdeal orta üçlüsünün başlayacağını düşünüyoruz. Pedri sağda, orta sahada tamam. İdeal savunmada hani Dani Alves Avrupa'da oynayamadığı için Avrupa'daki ideal savunması bu. Eğer bu 11 çıkarsa Barcelona'nın zaten elindeki oyunculardan çıkarabileceği en iyi 11 bu. İdeal 11 ile çıkması muhtemel. Bana da mantıklı geliyor. Zaten Barcelona'nın ezbere futbol oynayabileceği en iyi 11'i bu. Ama buyurun. Bizi sevindiren, umut veren iki detay var. Bir, Xavi ilk maçta tamam, Aubameyang'sız başladı. Orta sahada Nico Gonzalez'i kullandı. İşte savunmada Eric Garcia, Araujo ile başladı filan. Tamam, biraz belki hafife aldı Garcia ilk 45'te. Peki ikinci 45'te ne oldu? Oyuncu değişiklikleriyle de... Tamam, oyunu rakip bir alana yığdı. Evet. Tamam, pozisyon sürekli sağlam ama çok da net pozisyon üretemedi. Aynen öyle. Biraz talihli bir direkten dönen top var ama çok da net pozisyon üretemedi. Birinci umut veren o. İkinci umut veren... Torrent'le son 9 maç 3 galibiyet oldu Galatasaray. Beşiktaş galibiyeti biraz daha toparlamıştır herhalde mental seviyeyi. Ki Terim'le de son 9 maç bir galibiyetti. Onu da altını çizeyim. Terim'in son 9 maçı ligde bir galibiyetti. Torrent'le 9 maç 3 galibiyet. 9 maç 3 galibiyet çok düşük görünüyor ama Galatasaray öyle bir yerden geldi ki yine de performansını artırmış. Torrent döneminde gol yenmeyen tek maç Barcelona maçı. Ama Beşiktaş maçında da 85'e kadar gol yememeyi başardılar. Dolayısıyla defansif olarak da Torrent biraz takımın ayarlarını oturtmaya başladı denebilir. İkincisi. Üçüncüsü, sadece Mustafa Muhammed değil, bireysel performansı sezon başından beri en iyi seviyeye gelen birkaç oyuncu var. İşte bir tanesi Patrick Van Aanholt. Van Aanholt için diyorduk ki ya bu adam Premier Lig'de farklı oynuyordu. Bu adam Avrupa Şampiyonası'nda farklı oynuyordu. Türkiye'ye ikizi gelmiş gibi. Realist oynamıyor. Ciddi oynamıyor. Eğlencenin dozunu biraz kaçırıyor gibiydi. Torrent'le beraber en iyi, Galatasaray döneminin en iyi Patrick Van Aanholt'u geldi. Boyi düşüşteydi, sakatlıktan döndüğünden beri Barcelona maçında geldiğinden beri en iyi Sacha Boy'u izledik. Ömer Ali Abdallo'yu bir yıla verdikten sonra kötü başladı dedik. Beşiktaş maçında Galatasaray kariyerinin en iyi Omar'ını izledik. Nelson Marcao müthiş bir seviyediler. Berkan Taylan'ı çok eleştirdik. Eleştirmeye devam edeceğiz muhtemelen. Çok doğal. Ama defansif olarak Barcelona maçında serseri top kazanma, ikili mücadele kazanma çok başarılılardı. Kerem Beşiktaş maçında 2 gol. Bir umut veren şey de bireysel performanslar anlamında dün akşam yastığa başını koyan birçok Galatasaraylı futbolcu var kendini iyi hisseden. Yani iyi form durumundayım, iyi noktadayım, bunu sürdürmeliyim diyen birçok Galatasaraylı futbolcu var. Bu da Galatasaray için bir başka umut verici detay. Beşiktaş maçında Galatasaray'ın maç sonu istatistiklerini getirelim ekrana. Nasıl bir ipucu verecek bu akşam Barcelona karşısında? Aynı oyun değil elbette. Ancak Galatasaray ilk yarıda ve ikinci yarı farklı. Onu şöyle söyleyeyim size. %55 topla oynamıştı Galatasaray ilk yarıda. Sonucu aldı büyük oranda ilk yarıda. Beşiktaş %45'ti ilk yarıda. 11'de 5 şutu vardı Galatasaray'ın. Maçı 19'da 7 ile bitirdi. Beşiktaş 2'de 1'di. 10'da 1 ile bitirdi maçı. 1.33 gol beklentisi 0.60. İlk yarıda Galatasaray'ın 0.92 idi bu arada. Onu da belirtelim. Yani 2 gol attığı ilk yarıda 0.92 gol beklentisi vardı. Rakip ceza sahasında buluşma maçı 33 ile tamamladı. İlk yarıda 19'du. Yine fena olmayacak bir şey ki ikinci yarıda vitesi düşürdüğünü öngörerek Galatasaray'ın bunu söyleyebiliriz. İkili mücadelelerde de yine ilk yarıyı da ikinci yarı, yani maçı da üstün tamamladı Galatasaray. Bence en önemli detay defansif. İlk yarıdaki baskın oyunu zaten çok konuştuk yani. O konuda Torrent'i tebrik ettik. Dominant bir futbol oynadı, istekli oynadı, iştahlı oynadı, tutkulu oynadı. Ama Galatasaray'ın ikinci yarıda oynadığı oyun Barcelona maçı için daha çok lazım değil mi? O yüzden ikinci yarıdan bahsetmek istiyorum. Galatasaray Beşiktaş ilk yarısını zaten salı günü 45 dakika falan konuştuk. Doğru. Şimdi Galatasaray Beşiktaş ikinci yarısı Galatasaray-Barcelona, bugünkü Galatasaray-Barcelona maçına daha çok benzeyecek. Beşiktaş ne yapmış? Maçı 30 tane rakip cezalarını topla buluşmayla bitirmiş ki bunun en az 20'si ikinci yarıda, belki daha fazlası. Beşiktaş ne yapmış? Maçı 500 pasla bitirmiş yaklaşık. İlk yarıda 5 kez buluşmuş Beşiktaş. Yani ikinci yarıda 25 kez rakip cezası topla buluşmuş. Evet. 8 tane şut atmış. Bunun karşına ne kadar gol beklentisi yaratmış? İkinci yarıda sadece 0.50 galiba. Evet. İşte sanırım Barcelona maçında aranan istenen bu. Toplu oynayacak Barcelona. Rakip ceza sahası topla da buluşacak. Engel olamayacaksınız. Şut da atacak. Ama iyi yerlerde atamayacak. İyi pozisyonlarda atamayacak. Torrent'in beklentisi bu. İlk maçın hikayesi de buydu. Bak Beşiktaş'ta ikinci yarıyı neredeyse tamamını dominant oynuyor. 8 tane şut atıyor. 25 kez rakip cezanın topla buluşuyor. 500'e yakın pas istasına ulaşıyor. Sonuç olarak sadece ikinci yarıda 0.50 gol beklentisi yaratabiliyor. Galatasaray'ın Barcelona 90 dakikası artı Beşiktaş ikinci yarısında başardığı önemli şey bu. Net pozisyon vermemek. Sadece bu maçla ilgili bir şerh düşmek isterim. Galatasaray'ın karşısında yanlış bir 11 ile çıkan Beşiktaş ve işlemeyen noktayı tespit edemeyen bir durum söz konusu. Yani orta sahadaki dağınıklık, boşluk ya da hiçbir şekilde cevap veremiyor olması. Biraz daha iyiydi ama. Gerçi Rıdvan çok geç girdi diyeceksin. Rıdvan, yani bu sefer de oyunu genişletme vesaire. Yani dolayısıyla böyle bir Barcelona olmayacak bu akşam. Şüphesiz. Topuyla, tüfeğiyle. Son derece hazır, bilenmiş. Xavi'nin söylediği gibi bu bir final diyor. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Dolayısıyla öyle bir takım olmayacak. Çok daha sağlam durmaları konusunda Dominic Torrent haklı. Barcelona 0-0 ile 1-0 arasında bir gol fark var. 1-0 ile 4-0 arasında yarım gol fark var yani. Barcelona çok garip bir takım. Yani Barcelona'ya karşı oynarken bir maçın 0-0 bitmesiyle 4-0 bitmesi arasında çok kısa mesafe var. Çünkü bir golü bulduktan sonra devamını çok kolay getiriyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın ve Barcelona'nın birçok rakibin en önemli sınavı birinci golü yememek. Birinci golü yedikten sonra Barcelona'nın işi çok kolaylaşıyor. O yüzden bugünkü maç 0-0 bitebilir mi? Evet bitebilir, neden olmasın, uzatmaya gidebilir. Umudumuz o. 4-0 bitebilir mi? Evet. Yani o da hiç uzak bir ihtimal değil. Çünkü biri yersen Barcelona'dan 4'e 5'e de çok rahat birçok rakip, Napoli'ye karşı gittikleri gibi, Valencia'ya karşı gittikleri gibi, Atletik Bilbao'ya karşı gittikleri gibi, Napoli'ye karşı gittikleri gibi, Osasuna'ya en son karşı gitti, Galatasaray'a karşı diyebilirler 4'e. Barcelona için mesele 0-0'ı bozup maçı 1-0'a getirebilmek. O yüzden Galatasaray'ın her anını maksimum konsantrasyonla, her anını maksimum iştahla, ciddiyetle, tutkuyla oynaması gereken 0-0 oynama maçı. 0-0 oynamak bir sanattır. Otto Reagel'in çok iyi bildiği bir sanattır. Mourinho'nun çok iyi bildiği bir sanattır. Diego Simeone'nin üniversitede ders verdiği bir konudur. Bugün Galatasaray'ın sınavı bu. Diego Simeone'nin sınavı, Mourinho'nun sınavı, Reagel'in sınavı, Torrent'in sınavı bugün. Torrent'in de kariyerinde böyle maç yok. Birinci adam olarak yok yani tabii ki. İkinci adam olarak onlarcası var. Ama birinci adam olarak İspanya 2. Ligi deneyimi var. New York Red Bulls deneyimi var. Brezilya Ligi deneyimi var. Dolayısıyla Avrupa Kupalarında birinci adam olarak eleme turunda Barcelona'yla karşılaşmak Torrent için de yeni bir deneyim. Ki ikinci adam olarak görev yaptığı takımlar da pek 0-0 hedefleyen takımlar değil. Hep 0-0'ı bozmaya çalışan takımlar bu sefer karşı cephede olacak. Ama belki de bu bir avantajdır. Çünkü Guardiola ile beraber Manchester City ile Barcelona'da, Bayern'de çalıştığın zaman hep zaten 0-0 bozmaya çalışıyorsun. Maçı 1-0'a getirmeye çalışıyorsun. Karşı tarafın yerine düşünürsün. Onlar ne yapacak ve ben onları nasıl çözeceğim? Onlar hangi önlemleri alırsa ben hangi sihirleri yaratmalıyım? Bugün önlem alan taraftasın. İki taraf üzerine çok kafa yormuşsun, çok çalışmışsın demektir. Aslında Torrent'in Guardiola'ya çalışmış olması şu an bugün için bir avantaj. Karşısında çok iyi bildiği bir takım var. Çok iyi bildiği takım derken Barcelona kentinden, Katalonya olmasından, orada çalışmış olmasından bahsetmiyorum. Stil olarak. Çünkü 12 yıl Bayern, Barcelona ve Manchester City'de stil olarak o takımdı Torrent. O takımın bir parçasıydı. O yüzden rakibin ne yapacağını, ne yapabileceğini, ne düşündüğünü çok iyi tahayyül edebiliyor şu an. Bu bir avantaj. Şöyle de bir senaryo ya da şöyle de bir pencere açabiliriz tahmin ediyorum. Önceki gün Benfica'nın Ajax'a yaptığı gibi. Rakibin neredeyse maçın tamamında topa sahip olmuş. Defalarca ceza sahasına girmiş. Bir tane pozisyonda kaleye tek isabetli şutta golü bulan ve rakibi eleyen bir Benfica. Dün akşam Juventus'a karşı aynısını yapan bir Villarreal. Birazdan konuşacağız. Evet. Bekle, sağlam dur, bekle. Aynı Dominic Torrent'in söylediği gibi gol şansı gelecektir. Böyle de bir senaryo olabilir yani. Çünkü Galatasaray o geçişi çok iyi yapan. Umut edilen senaryo zaten. Ekip. Böyle geldi Avrupa Ligi'nde bu noktalara. Bir de Barcelona gol yiyen bir takım. Gol yemeyen bir takım değil. Barcelona'nın 4 attığı dediğimiz maçların neredeyse hiçbiri 4-0 değil, biliyor musun? Mesela Napoli'ye 4 attılar ama Napoli'yi 4-2 yendiler. İşte Valencia'ya 4 attılar ama Valencia'yı 4-1 yenler. Gol yiyebilen bir takım yani. Son dönemde nereden itibaren? Şubat'tan itibaren alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resmi maç oynamışlar. 6'sında gol yemişler. Bunların 4'ünde 2 gol yemişler. Yani kalesini çok kolay gole kapatabilen bir takım değil. Yani fırsat bulursan Atletico Madrid 2 tane atmış. Espanyol 2 tane atmış. Napoli 2 tane atmış. Elche 1, Valencia 1, Napoli yine diğer maçta 1. Gol yemeyen bir takım değil. Söylediğiniz gibi kolay bir maç değil. Barcelona tarafında bunun bilincinde. Barcelona tarafı da bunun bilincinde. Çünkü onlar da final gözüyle bakıyor ilk maçın ardından. Kazanan geçecek durum. Bu Galatasaray için de geçerli. Barcelona için de geçerli. Kolay bir karşılaşma değil. Her sonucu açık bir maç. Barcelona galip gelirse şaşırır mısınız? Hayır. Galatasaray galip gelirse şaşırır mısınız? Hayır. Çünkü özelliği bu. Tek maç. 0-0'a da şaşırmam. 4-0'a da az önce dediğim gibi. Aynen öyle. Yani 0-0 ile 4-0 arasındaki mesafe çok az Barcelona için. Dolayısıyla başarılar dileyelim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnşallah yarın güzel güzel konulardan bahsederiz. Değerlendiriyor oluruz. Bu maçla alakalı olarak. Neredin Tolga? Ses kesik kesik geliyor sevgili. UEFA ülke sıralamasını oraya geçeceğim işte şimdi. Maçla alakalı ekleyecek bir şeyiniz yoksa sıradaki başlığımız yani UEFA ülkeler sıralaması. Diyor ki Türkiye için saldır aslan. Galatasaray bu akşam eğer tarih yazarsa demiş Fanatik gazetesi. Türkiye'nin UEFA'daki 15.lik mücadelesi devam edecek. Aksi takdirde 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil 4 takım göndereceğimizde resmen kesinleşecek. Bu akşam kağıt üzerinde Galatasaray Barcelona karşılaşacak ama işin aslı aslan Türk futbolu için sahaya çıkacak. Eğer bugün Avrupa'daki tek temsilcimiz Sarı Kırmızılılar Barcelona'yı yenerek adını Avrupa Ligi çeyrek finaline yazdırırsa ülkemize 600 puan kazandıracak ve UEFA ülke sıralamasındaki 15.lik savaşında Türkiye altın değerinde puanlar alacak. Aksini düşünmek bile istemiyoruz. Aslan rakibine elenirse Avrupa'da takımımız kalmayacak. Şu an sıralamada 27.100 puanla 19. sırada yer alan Türkiye'nin 15.lik rüyası sona erecek. Eğer sezonu 15. bitiremezsek 2023-24 sezonunda Avrupa'ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi'ne 2 yerine 1 takımla gideceğiz. Avrupa Ligi'nde de 1 yerine hiç takım gönderemeyeceğiz demiş gazete. Burada UEFA sıralaması 2021-22 dönemi 14 ila 20. sıralardaki aradaki takımları yazmış gazete. 14. sırada İsviçre var. 15. sırada Yunanistan var. 16. sırada Çek Cumhuriyeti. 17. sırada Danimarka. Burada 18'de yine yanlışlıkla yazılmış, Yunanistan yazılmış ama Hırvatistan olacak 18. sırada. 27.150. Uğur Bey 27.150 mi diyeceğiz? 27 nokta. Aslında 27 evet ama 27 ya çok da sorun değil ya, buna çok takılmamak lazım. 27.150 diyorum o zaman. Türkiye'de 27.100 ile 19. sırada Hırvatistan'ın hemen ardında yer alıyor. Bu durum bizi 15.lik mücadelesine tekrar sokacak. Eğer galip gelirse Galatasaray. Turu geçerse 1.8 milyon euro kazanacak. Bir de maçın hakemi Daniele Orsato uğursuz geliyor demiş. Nef stadındaki müthiş maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Yardımcılıklarını Alessandro Gigliatini ve Fabiana Preti üstlenecek. Orsato'nun yönettiği karşılaşmalarda temsilcimizin karnesi pek iyi değil. Kulüplerimiz 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İtalyan hakemin düdük çaldığı 2 karşılaşmada ise milli takımımız sahadan yenilgiyle ayrıldı. Orsato uğursuz geliyor. Bu hakemin daha önce de yine Galatasaray'ın maçını Şampiyonlar Ligi'nde değil mi? Hangi maçı yönetmiş? Var 2019 yılında Real Madrid. Üst düzey hakem, üst düzey turlarda sahneye çıkıyor. Uğursuz değildir yani. Sen de büyük rakiplerle oynadığın için o da orada sahneye çıkıyor. Doğru, çok mantıklı. Gelelim ülke puanına. Van der Sar oynadığın maçı yönetmiyor doğal olarak yani. Orsato. Real Madrid ile Barcelona oynadığın maçı yönetiyor. Orada istatistiğin biraz düşük olabilir. Gelelim ülke sıralamasına. 19.yüz. En kötü 20. bitireceğiz. Bir defa şeyden başlayayım, iyi haberden. Çünkü altımızdaki ülkelerden, sıralamadaki altımızdaki ülkelerden sadece Norveç'in bir temsilcisi var. Bodø Glimt. Hani o çok başarılı olur. Onlar da bizi geçerse en kötü ihtimalle 20. bitireceğiz. Birinci bilgi. İkinci bilgi, bugün Galatasaray elenirse 19. ya da 20. bitireceğiz. O da netleşti. Bu da 2023-24'te Avrupa'ya 4 takım göndermemiz ve hepsinin 3'er ön eleme oynaması anlamına gelecek. büyük bir ihtimalle. Yani 5 takımdan 4 takıma düşeceğiz çok uzun yıllar sonra. Peki 5 takım göndermeye devam etmemiz için ne olması lazım? 15. basamağa çıkmamız lazım. 15. basamak çok mu uzakta? Hayır değil. Çünkü çok az puan farklarıyla sıralanıyoruz. Sadece 15. insanlarımızda 0.6 puan fark var. 0.6 puan ne demek? Bugün Galatasaray yenerse zaten 0.6 puan alacak. Galibiyetten 0.4 puan. Doğru. Bir de turu geçtiği için de bonus olduğu için 1 puan. 0.6 puan anlamına gelecek o. Zaten bugün alabileceği, kazanabileceği bir puan. O yüzden 15.lik bize o kadar uzak değil. Yunanistan'ın tek temsilcisi var PAOK. Çekya'nın tek temsilcisi var Slavia. Danimarka'nın Kopenhag. Hırvatların yok. Bizim Galatasaray, Norveç'in Bodø. Herkes birer takımın ağzına bakıyor şu anda. Bütün bu rakiplerimiz birer takım performansına bakıyor. O yüzden onlar şu an kendi ülkelerinin milli takımı gibi Avrupa'da mücadele ediyor 15.lik için. Bu 5 ülkeden sadece biri 15. bitirebilecek. İsviçre'yi katmıyorum. Bayağı artık onlar kopmuş oldu. İsviçre'nin bir takım var. Basel. Üzerinde Belçika var. Onların da bir takım var. Gent. Herkes birer takımla mücadele ediyor şu an bu seviye. Ama onları katmıyorum. Şu 5 ülke yani 15. Yunanistan'la Çekya, Danimarka, Hırvatistan, Türkiye, hatta 20. Norveç'e katalım oraya. 6 ülke bir basamak için mücadele ediyor. Kolay değil işimiz ama neden olmasın? Galatasaray, Barcelona'ya geçmek zorunda. Yoksa 15. şansımız yok. Başka Avrupa'ya 5 takımla gitme şansımız yok. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Bu akşamki Barcelona mücadelesinde söylediğimiz gibi inşallah yarın güzel güzel değerlendirmelerde bulunacağız. Güzel başlıklar okuyacağız hep birlikte. Buradan direkt Şampiyonlar Ligi'ne dün akşama da geçelim. Ondan sonra araya gidelim isterseniz. Şimdi ilk olarak sizlere Tuttosport gazetesini okuyacağız. Tuttosport gazetesi 0 Juventus başlığını atmış. Hani sıfırcı hoca gibi, otur sıfır gibi bir şey mi değerlendirmek lazım? Galiba hocam olabilir. Tabii 3-0 mağlubiyetin ardından bu şeyi atıyor, başlığı atıyor ki yine oyuna, topa hakim olan bir Juventus'un maçı kaybettiğini söylememiz lazım. Mundo Deportivo gazetesi İspanya'dan. Onlar da demiş ki Denizaltı Juventus'u batırdı. Biliyorsunuz Villarreal'in lakabı, ismi Sarı Denizaltılar. Denizaltı Juventus'u batırdı demiş. Daha büyük puntoyla attığı başlıkta alttaysa Türk presi baskısı şeklinde çevirebiliriz herhalde burayı. Diyor ki altta da Xavi'nin bu bir final maçı, kaybetme şansımız yok sözlerini başlığa çıkarmış Mundo Deportivo gazetesi de. Bu akşamki UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde ve Fransa'da dün akşam yine Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Chelsea maçı, Chelsea-Lille karşılaşmasıyla alakalı olarak L'Equipe gazetesi de şampiyon kazanan maviler, evet, başını atmış. Burada da Burak Yılmaz'la alakalı olarak da konuşacağız. Nereden başlamak isterseniz, önce Juventus maçına mı yoksa? Manşette Burak var. Evet. Üstü sürü manşette Doğan Alemdar. Doğan Alemdar var. L'Equipe gazetesinin tarihinde Ren'in başarı hayali. Ana sayfada iki Türk'ün olduğu bir örnek var mıdır başka? Herhalde yoktur. Tarihi bir kapak. Türk futbolu için ne kadar gururlansak az. Nereden başlayalım? İsterseniz Juventus'la başlayalım. Juventus Villarreal'le sonra sırasıyla devam edelim. Zero Juve yazmışlar ya. Zero Tre, ona mı gönderme yaptılar acaba? 3-0 herhalde. Zero Tre. Hani fonetik olarak biraz uyuyor ya. Onu anlamaya çalışıyorum. Dünkü Lodiel gibi. Kafam oraya takıldı. Bir daha ondan sonra ben dükkanı, tuşu kapattım yani, seni duymadım. Ne kastettiler burada diye. Zero Tre herhalde ona gönderme yaptılar. 3-0-3. Juventus'la başlayalım. Evet, buyurun. Ya 75'te 0-0'dı. Son 15 dakikada Villarreal 3 golü buldu ve ilk isabetli şutuyla ilk golünü buldu. Maçın kaderini değiştirdi. Bir Unai Emery senaryosu, klasik. Eleme turu ustası Unai Emery. Avrupa Ligi'ni defalarca kazandı. Şimdi Villarreal'in başında Şampiyonlar Ligi'ne müthiş bir hikaye yazıyor ve tarihinde ikinci kez Sarı Denizaltıları Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finale taşıyor. Vlahovic'in direkten dönen bir tane var. 2 tane de kaleci Rulel'in çıkardı var. Juventus pozisyonlar da üretti ama aslında şuradan başlamak lazım. Villarreal niye Şampiyonlar Ligi'nde? Villarreal geçen sene Avrupa Ligi'ni kazandığı için Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Unai Emery'nin Avrupa Ligi ustalığı yine. Nasıl kazandı? Yine Manchester United'ı böyle bir maçta paralize etti. Penaltılara götürdü. Penaltılarda 11 tane penaltı atıldı. David de Gea kaçırdı. O şekilde Avrupa Ligi şampiyon oldu ve o yüzden şampiyona yine geldi. Yani tam bir Unai Emery hikayesi. Unai Emery ancak zaten bir takımı böyle şampiyona şerefine getirebilirdi. David de Gea o penaltıyı atsa bugün belki Juventus'un kaderi böyle olmayacaktı. Rakibi Villarreal olmayacaktı. Ta oradan başlayan birçok takımın en direkt olarak kaderini etkileyen bir durum oldu. Ama Juve'de son dönemde yani Avrupa Süper Ligi kuracağız. Biz en büyüğüz. En çok parayı biz kazanıyoruz, en çok biz izleniyoruz diyorlar ama 3 sezondur önce Lyon'a son 16'da elendiler. Sonra Porto'ya son 16'da elendiler. Sonra Villarreal'e son 16'da elendiler ki bu takımları Avrupa Süper Ligi'ne almayı akıllarından bile geçirmiyorlar. Son 3 yıldır elendikleri takımlar Lyon, Porto, Villarreal. Ayıp olmuyor mu biraz yani? 3 sezondur şampiyonluğunda son 16'da Lyon'u, Porto'yu, Villarreal'e geçemeyen bir kulüp hayır biz Avrupa'nın en büyüğüz, biz Avrupa Süper Ligi'ni kuracağız diyor. Onunla Juventus'la beraber hareket eden kulüpleri hatırlatmayı yapalım. Yani aranızı aldığınız takıma bakın arkadaşlar falan diyebiliriz. Barcelona da Avrupa Ligi'nde. Mesaj olarak. Bir başkası. Yani. Beyler bir daha dikkatli bakın falan evet. diye. Yani bir tek Real Madrid Avrupa Süper Ligi lakırdısı yapabilecek seviyede. Ona bakarsan Barcelona Avrupa Ligi'nde, Juventus'ta 3 yıldır son 16'da eleniyor ve nasıl denir? Tırnak içinde muhatap olmak istemediği, oynamak istemediği takımlara Lyon, Porto ve Villarreal'e eleniyor. Belki de sıkılıyorlardı. Şimdi sorsan öyle ya biz bu maçlarda sıkılıyoruz o yüzden oynamıyoruz falan bile diyebilirler. Ama yeniliyorlar yani. Öyle. Yeniliyorlar, geçemiyor. O yüzden Juventus için acı verici olduğu kadar bana sorarsan patronları için daha da acı verici. Çünkü Avrupa Süper Ligi hayalini yaşatmak için çabalıyorlar. Çok acı verici bence bu elenmeleri. UEFA'nın elini kuvvetlendiren bir argüman olarak ama bir yandan da şöyle bir senaryo var siz de biliyorsunuz. Zaten işte bu durumdan kurtulmak için diğer takımların, küçük takımların, görece güçsüz takımların, küçük derken onu kastettim. Görece güçsüz takımların bu sürprizlerinden kurtulmak için bunu istedikleri de ve hep şeyin üstünde kalmak için, suyun üstünde kalmak için istedikleri de konuşulan, değerlendirilen bir senaryo. Çok dillendirilmese de. Kapalı devre bir sistem. Evet. Gerçi artık düşme olacak, kimse korunmayacak söylemine geçtiler. Önce kurucu kulüpler korunacak, düşme olmayacak diyorlardı. Şimdi düşme olacak, vazgeçtik diyorlar. Küme düşme olacak Avrupa Süper Ligi'nde. Hiçbir kulüp korunmayacak diyorlar ama yani Lyon, Porto ve Villarreal'in yaptıklarını gördükten sonra Juventus'un söylemi çok zayıflıyor. Hala ben o noktadayım. Gecenin diğer maçında Lille Chelsea'yi ağırladı. Chelsea 2-1 kazandı karşılaşmayı. Maçın açılış golü Burak Yılmaz'dan geldi. 38. dakikada penaltıyı gole çevirmeyi, 39. dakikada penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Birkaç dakika sonra ilk yarının uzatmalarında 1-1 oldu. İkinci yarıda da 2-1 kazanan golü buldu Chelsea. 5-6 dakikada da olsa Lille'leri heyecanlandırdı. Muhteşem tribünlerini hareketlendirdi. 5-6 dakikada olsa şampiyonlar çeyrek finali hayali kurdular Lille takımı. Ama polis için golüyle beraber Jorginho penaltı hata yapan oyuncuydu. Jorginho'nun asistiyle beraber o hayaller suya düştü. Tabi bu maçın önüne geçti Chelsea'nin durumu. Önce günlerdir konuşuyoruz onlarla ilgili bilgileri tamamlayalım. Seyahat masraflarını çok konuşmuştuk. Nasıl yapacaklar diye, nasıl gidecekler diye. 20.000 pound sınırı koymuş çünkü İngiliz hükümeti. Yalnız dün dediler ki biz bu biletleri önceden almıştık. İngiliz hükümeti sınırlama yapmadan önce o zaman niye günlerdir bunu konuşuyoruz gibi komik bir durum oluştu. Zaten biz bu seyahat aranjmanlarını daha önceden yapmıştık o yüzden sorun yok. 20.000 pound sınırına takılmadı. Biz yine rahat rahat gittik dediler. Dünkü açıklamaları öyle oldu. Gülünç oldu biraz yani durum. İkincisi bir başka konu Chelsea'nin forma reklamını kaldırması gerektiği. Çünkü sponsor firma istemiyor. Kaldırın reklamı diyor. O formalarındaki büyük reklam. Ligde kaldırmadılar. Dün de kaldırmadılar. Çünkü logosuz formaları yokmuş. Ve galiba bu finansal sınırlardan dolayı da logosuz forma ürettiremiyorlar. Yani böyle komik bir durum oluştu. Firma diyor ki sponsor firma benim logomu kaldır. Chelsea diyor kaldıramıyoruz çünkü para harcayamıyoruz. Logosuz forma yapmam için para harcamam lazım diyor. Dün de logolu formayla çıktılar. Bir başka gelişme dün maç sırasında bir aday daha çıktı Chelsea'ye. Liverpool'un eski başkanı Martin Broughton'ın bir konsorsiyum kurdu. O konsorsiyumda da Lord Coe zengin bir iş adamı. Onun da bulunduğu o konsorsiyumun ciddi aday olduğu. Zaten Nick Candy vardı. Yine onun da bir konsorsiyum. Vialli ile çalışıyor. İkinci aday. Üçüncü aday da beyzbol, Amerikan Beyzbol Ligi'nin büyük takımlarından Chicago Cubs. Onun patronu Ricketts ailesi. Chelsea'ye şu anda 3 tane ciddi aday var. Avrupalı aday, Amerikalı aday. Dolayısıyla Cuma günü bu işin çözüleceği söyleniyor. Yani yarın. Somut adımdan atacağı söyleniyor. Yarın bu saate kadar olmaz. Çünkü aramızdaki saat farkı çok ama yarın ilerleyen saatlerde Chelsea ile ilgili somut gelişmeler olur. Chelsea'de bu sıkıntılardan kurtulacak büyük oranda. Adım atılır, evet. Evet. Satışla ilgili yarın net bir şeyler ortaya çıkar. Kimlerin aday olduğu, nasıl rakamlar telaffuz edileceği, kimlerle yol alınacağı falan yarın açıklanır muhtemelen ama bizim program saatine yetişmez. Buradan Chelsea kulübü, eminim şu an hepsi bizi izliyor Londra'dan şu anda. Sizden ricamız lütfen program saatini yetiştirin. Buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Şu an saat biliyorum çok erken 8:45 ama erken yapın şu görüşmeleri. Programı yetiştirin. Abramovich'in servetini nasıl yaptığı, servetini yaparken işte bir sürü iddia var ama böyle zamanlarda biliyorsunuz dezenformasyon çok hızlı devreye giriyor. Dolayısıyla neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestirebilmek elbette, hele ki sosyal medya varken çok kolay değil. Sonuçta bekleyip görmek en sağlıklısı, bir yorum yapmadan önce herhalde. Dün Klopp maçtan sonra bence yine çok güzel konuşmuş. Liverpool Arsenal'a değineceğiz zaten ama maça değinmeyeceğim. Evet. Sadece bu konuyla ilgili sözünü söyleyeceğim. Şimdi mi fark ettiniz demiş. Pardon da Newcastle'ı kimler satın almıştı? Onu ne zaman fark edeceksiniz demiş, gülmüş. Şimdi mi fark ettiniz? Paralarının kaynağını araştırmak şimdi mi aklınıza geldi diye. Klopp da bence haklı, manidar bir göndermede bulunmuş. Şunu mu kastediyor? Yani biraz göstermelik yapıyorsunuz bu işi demeye elbette mi getiriyor? Elbette. Madem Premier Lig'de kulüp satın alan şirketlerin, ailelerin, patronların parasının kaynağını merak ediyorsunuz. Bu şimdi mi aklınıza geldi? Bu satışları yaparken birçok kulüpte Rus sermayesi var ki. Mesela Everton'da da var. Yani tamamıyla değil ama Chelsea'de olduğu gibi kısmi olarak var. İşte Klopp'un altın cezeri, Newcastle'un altın satış da çok tartışıldı. Ama satışı yaptınız. Onu ne zaman tartışacaksınız? Bir gün sırası gelecek, o zaman tartışacaksınız herhalde. Tahmin ediyorum zaten kimse Premier Lig yönetimi içerisinde böyle bir şey yapmak istemiyor. Ancak bir şey bulunmalıydı tahmin ediyorum. Bir nasıl diyelim, günah keçisi. Belki tam doğru oturmadı yerine ama bir model, bir örnek bulunmalıydı ve o da Chelsea oldu Abramovich'ten dolayı. Savaşla futbol birbirinden apayrı hadiseler. Ama bunu sadece tek bir durum için değil, her durum için ele almalısınız. Hipokrasi mi deniyor ona? Hipokratik bir davranış oluyor. Yüzlü bir davranış yani. Evet. Savaşa karşı farkındalığı yükseltmek adına da bunun yine yan etkileri de belki göze alınıyordur. Yani bir şey söyleseniz bu operasyonu yapanlar bu argümanı da sürebilir öne. Ya tamam, evet sıkıntılı günler yaşanıyor ama savaşa karşı işte yani yaparsam işte böyle olur vesaire gibi bir argüman da sunabilirler ki haksız da diyemeyiz. Ben de antiteze bir şey katayım. Buyurun. Kendi tezime şimdi zıt gibi duracak ama zaten bu programda yapmaya çalıştığımız o bütün görüşleri dile getirmek. Karşıt görüşte şunu diyor. Bundan sonra diyor Premier Lig'de kulüp satın almak isteyen herkese insan hakları ile ilgili de bir belge. Evet, belge sunması ve bunun Premier Lig komisyonundan geçirilmesi istenecek diyorlar. Artık bugünden sonra. Bugünden sonra insan hakları puanına da bakacağız diyorlar. Sadece satın alanlar değil, bütün kulüpler için geçerli olsa gerek değil mi? Tabii. Yani Premier Lig ailesine dahil olacak, dışarıdan dahil olacak herkes için. Ama bilmiyorum geçmişte satın alanlarda bence hepsine bu testten geçecek mi? O. Sanırım bundan sonrasından bahsediyorlar. Çok büyük. Hukuk geriye dönük işler mi? İstenirse oluyor biliyorsunuz. İşletebilirler. İstenirse şey olarak siz söyleyin, prensip olarak, ilki olarak hayır. Ancak istenirse zaman zaman büyük devletlerin bunu yaptığını gördük. Şeyle alakalı olarak son az önceki L'Ekip gazetesinin başında bahsettiğiniz Rennes'in başarı hayali diye konferans liginde Leicester'la karşılaşacak. Orada da Doğan Alemdar'ın, gerçi onu şey mi bıraksak Uğur Beyciğim, birazdan lejyonerler ne yaptı? Avrupa liglerinde oynayan oyuncularımız ne yaptı, ona evet bakacağız. O zaman bir araya gidelim şimdi. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa aranın ardından da futbolcularımız geride bıraktığımız haftalarda Avrupa'da nasıl bir performans gösterdi grafiklerimizle karşınızda olacağız ama önce bir aramız var. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Futbolcularımız, Avrupa liglerinde oynayan futbolcularımız neler yaptı grafiklerimizle paylaşacağız ama ilk sırada Cengiz Ünder var. Cengiz'e geçmeden önce Burak Yılmaz'la alakalı her ne kadar ligde, hemen sayayım size. En son Bordo maçında bir golü var. Marsilya, Lorient, Brestua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maçtır gol atamıyor olsa da dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde gol attı ve Burak Yılmaz, Giggs ve Maldini'den sonra tarihe geçti. Opta verilerine göre, yani istatistik tutulmaya başlandığı verilere göre, tarihe göre Burak Yılmaz 36 yaş 244 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Ryan Giggs'le Maldini'den sonra. Paolo Maldini de çok büyük adamdı bu arada. Maldini olduğuna göre onlar hepsine bakmıştır ya. Şampiyonlar Ligi'ne 2004'ten itibaren değildir herhalde. 93'ten itibarendir. O kadarını da yapmışlardır. Tüm tarihleri almışlardır. Tarih düşmemiş burada. Düşmemiş. Paolo Maldini tabii. Babası ve oğlu da. Takım da çok güzeldi. Costa Curto'lar, Donadoni'ler falan. Onunla ilgili inanılmaz bir istatistik var. Baresi Maldini'nin Milan savunmasında beraber oynadığı 221 maçta Milan'ın yediği gol sayısı 23. İnanılmaz bir istatistik. Yani 10 maçta bir gol ortalamayla oynuyor. Baresi, Maldini, stoper tandemi beraber oynadıklarında, ki Maldini bek de oynuyordu zaman zaman. Stoper de oynadığı maçlar bu. O dönemleri hatırlarsanız 90, 91, 92, 93, 94 o dönemleri hatırlarsanız Milan, San Siro ve futbol, Maldini en çok konuşulan, Donadoni, Costa Curta, bu adamlar en çok konuşulan oyunculardı. Sonra Bobanlar falan geldi tabii. Ama ilk akla gelen reklamlarda işte o zaman hani şu çıkartma şeyleri var. Hala var mı bilmiyorum. Paniniler. O zamanlar bayağı ben takip ederdim. Çocukluk tabii öyle geçti. Hala zaman zaman şey yapayım diyorum. Bir alayım falan, uğraşması zor geldi artık. Bu aralar zor geliyor. Ama Maldini, Donadoni, Costa Curta, bu adamların ismi hatırlanıyor. Tabii. Baresi, Tassotti, Lentini, Vialli. Muhteşem bir takımdı, evet. Ve birçok da Şampiyon Kulüpler Kupası başarısı kazandılar. En son o Bobanlar Savic'e eklendikten sonra, evet, bir Şampiyonlar şampiyonluğu da aldılar hatta. Barcelona'yı yenerek, yani o jenerasyonun yine devamı. Nerede kalmıştık? Neden bahsediyorduk? Burak Yılmaz dedik. Bir orta yaptı. Dedik. O da direkten döndü. Çeka'nın kafası. Yani Lille'in en etkili iki pozisyonun içinde de vardı Burak. Gayet de etkili oynadı. Lille'in önemli maçlarında önemli oyuncusu olmaya devam ediyor. Bir noktaya kadar umutlandılar ama tabii oyuncu kaliteleri, takım kaliteleri Chelsea ile baş etmeye yetmedi. Buraya kadar gelmeleri de, ligde de çıkışa geçtiler. Tekrar Şampiyonlar Ligi pozisyonu için iddialı konuma geldiler. Lille için şu an, Zeki için, Burak için her şey yolunda, her şey iyi gidiyor. Burak Yılmaz'ın ligde dediğimiz gibi 9 maçta golü olmadığını söyleyelim. Grafimiz gelsin ekrana. Lejyonerler bu hafta ne yaptı? İlk sırada Cengiz Ünder var. 9 dakika süre aldı Brestua maçında ve bir gol atmayı başardı. Enes Ünal flash bir dönemi geçiriyor, onu söyleyelim. Toplamda 13 golle oynuyor ligde. Ama iki maçında golü bulamadı. Okay Yokuşlu için Uğur Bey işler iyi gitmiyor desek haksızlık etmiş olur muyuz? Son 3 maçı yedek. Pek geride, öncesinde de çok fazla istikrarlı bir şekilde oynadığını söylemek mümkün değil herhalde. Bakayım. Evet, yani yedekler ağırlıkta ve oyuna sonradan girmiş. Bir tane 90 dakikalık maçı var. Genelde hamle oyuncusu olarak daha sonradan tercih edilmiş ya da yedek bankında oturmuş gibi görünüyor. Evet, biraz o rotasyonda, Hetafe'nin orta saha rotasyonunda geride kaldığını söylememiz lazım. Kike Sanchez Flores, Arambari'yi kullanmış, Carles Aleni'yi kullanmış orta sahada. Onları oyundan çıkartmış ama yine de Oka girememiş, oyuna girememiş. Biraz rotasyonda geride, sezon sonu bakalım kiralık kontratı bittiğinde nasıl bir kariyer rotası olacak. Dileriz oynayabileceği bir takıma gider. Hakan Çalhanoğlu yine aynı viteste devam ediyor. Bu hafta 76 dakika oynadı. Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral bu hafta az oynadı. Genova maçında 13 dakika süre aldı. Roma maçında 90 dakika sahadaydı. Bir önceki maçta sarı kart cezalısıydı zaten. Sampdoria karşısında. Mert Müldür. Maşallah diyelim. 90 dakika her maçta. 5-6 haftadır evet düzenli olarak Sassuolo'da oynuyor. Formayı kaptı. Maşallah. Bir daha da bırakmıyor. Aynen böyle devam. Koray Günter. Keza aynı şekilde. 90 dakika forma giydi. Kaan Ayhan yine şey gibi, Okay gibi bu sezon pek istikrarlı şekilde forma şansı bulabildiğini söyleyemeyiz. Yine de sezonun başında Mert de Kaan da yerlerini kaybetmişlerdi. Yeni tek direktörleri genç 40-41 yaşında bir tek direktör geldi Sassuolo'ya. Onları çok tercih etmemişti ama son dönemde Mert düzenli oynuyor. Kaan da daha fazla dakika almaya başladı. Savunmanın göbeğinde Mert de bek olarak dörtlü savunmaya döndüler. Daha fazla dakika almaya başladı. Koray zaten takımının kritik oyuncularından bir tanesi. Igor Tudor'la başarılı performansları sürüyor. Ve gelelim Deniz Ündav'a. Kaç gole ulaştı Uğur Bey? 25 gol değil mi? Gol kralı değil mi? 25 gol 10 asist. Yani 35 gole doğrudan katkı yaptı. Bir tek Brüj maçında sarı kart cezalısıydı. Onun dışında bütün maçlarda yani 90 dakika oynadı. Charleroi maçında 84, bir de Leuven maçında yine 86 dakika oynamış. O 86 dakikaya da en son maçında 3 gol sığdırmayı başarmış. Son iki maçında da 4 gol. Vallahi bravo. Müthiş Denizli gidiyor. Dava. Milli takıma da çağrılacak mı? Biz de heyecanla bekliyoruz. 7 puan şu an Brugge'la aradaki fark. 3 maç kaldı normal sezonun bitmesine Belçika'da. Avantajlı bir şekilde Saint-Gilloise peri masalı için gün saymaya devam ediyor. Umarız şampiyon da olur. Şampiyon olursa sezonun altın oyuncusu olma ihtimali de yüksek. Deniz Ündam'ın çünkü Fanzer'e göre öne çıktı. O da Belçika milli takımına gitti. Partneri olan santrfor ama Deniz birazdan öne çıktı son dönemde. Herhalde sezonun altın oyuncusu da olacak şampiyon olurlarsa. Daha henüz bu flash performansa başlamadan öncesinde siz Deniz Ündam'ı hep burada programda bahsettiniz, anlattınız. Nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl bir... Ya, ligin etkisi elbette vardır bunda ama 25 gol atan başka da oyuncu yok bildiğimiz kadarıyla. Nasıl bir oyuncu diye değerlendirmek lazım Deniz'i? Belçika Ligi UEFA ülkeler sıralamasında haliyle bizim üzerimizde. Tabii ki parlayan oyuncuları 5 büyük lige sürekli ihraç ediyorlar. Deniz'i de ihraç doğaldır ettikleri gibi. Yine sezonda Premier Lig'de oynayacak Deniz haliyle ihraç ediyor ama yine de Belçika Ligi yaş ortalaması Avrupa'nın en düşük liglerinden bir tanesi. Stil olarak Hollanda Ligi'ni andırıyor zaten. Ajax'ın, PSV'nin, Feyenoord'un stratejisi neyse, Brugge'un, Anderlecht'in, Saint-Gilloise'ın stratejisi de benzer. Onlar da düşük yaş ortalamalı takımlarla ihracat odaklı ama aynı zamanda yetiştirmenin, geliştirmenin yanı sıra rekabet etmeyi de öne çıkaran bir turnuva. Belçika Ligi bizim üzerimizde bir turnuva. Zaten milli takımları dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Dolayısıyla asla seviye olarak bizim aşağımızda göremeyiz Belçika Ligi'ni. Bizim yukarımızda hatta şu anki seviyesi itibariyle yaptığı iş çok büyük iş. Orada 25 gol atmak, burada 25 gol atmaktan daha kolay değil bence. Belki izleyicilerin aklına Michael Frey örneği geliyordur ama yani bir oyuncu üzerinden de çok teori kuramazsınız. İşte Frey burada atamadı, orada 20 gol attı. Bu yüzden Belçika Ligi daha zayıftır diyemezsiniz. Bazen kulübün koşulları, oyuncunun o kulübe olan adaptasyonu, takımın taktiği vesaire gibi bir sürü etken rol oynamış olabilir o performansta. O yüzden Deniz'in performansı hiç küçümseç performans, zaten azımsanacak performans olsa Premier Lig'e gidemez. Önümüzdeki sene Premier Lig'e gidiyor olması bile zaten cevabı vermiş oldunuz muhtemelen. Değil mi? Tercih edilmezdi, istenmezdi ve gidemezdi. Ve Brighton'a gidiyor. Brighton'ın sahibi zaten Saint-Gilloise'ın da büyük hissedarı. Başka oyuncuyu almıyor, onu alıyor Premier Lig'e. Demek ki yeterli görüyor. Ve listemizde Cenk Özkaçar ilk sayfanın son sırasında yine 90 dakika Leuven takımında forma giymeye devam. O da neredeyse bütün maçlarda oynadı. O da kiralık. Lyon'dan Belçika'ya kiralık. Belçika Ligi'ne neredeyse bütün maçlarda oynadı. Oynaması da lazım zaten. Daha fazla beklememesi lazım. Oynaması lazım. Milli takımın geniş kadrosunda yer alan oyunculardan bir tanesi. Lille'de Zeki Çelik performansı aynen devam ediyor. Bu hafta hatırlayacaksınız dün de konuşmuştuk. L'Ekip gazetesi Altın 11'e seçmişti. Sevgili Zeki Clermont maçında bir golü var. Bir önceki hafta Saint-Étienne maçında da yine 90 dakika süre aldı. Burak Yılmaz'ın en son Saint-Étienne maçında 29 dakika süre aldığını belirtelim. Ligde 9 maçtır gol atamıyor. Yusuf Yazıcı hikaye yazmaya devam ediyor. Her maçta atıyor. CSKA Moskova'ya gitti. Spartak Moskova, Novgorod, Nizhny Novgorod ve Lokomotiv Moskova maçlarında ilk maçında 75 dakika oynadı. Sonra Nizhny ve Lokomotiv Moskova maçında 90'ar dakika oynadı ve 3 gol attı. Her maçta 3 gol attı. Lokomotiv Moskova maçında takımını öne geçiren golü attı. Nizhny Novgorod maçı da 1-0 bitti zaten. Orada da takımını galibiyeti getiren golü buldu. Ayrıca şampiyonluk yarışına da bu performansa dahil olmuş oldular. Yanılmıyorsam 9 puan fark vardı Zenit'le aralarında Yusuf Başkan'la. Şimdi 6 puan fark var. 3. sıradalar ve form grafiği olarak da ligin en iyi. 5'te 5 yapan tek takımı konumundalar. Çok da zor gol yiyen bir takım. Zor gol yiyen bir takıma böyle gol atan bir oyuncu da gelince şampiyonluk yarışında bayağı iddialı bu konuma geçtiler. Yani Dinamo'dan daha fazla şansları var bence. Üzerlerindeki Dinamo'dan. Yusuf'un opsiyonu da varmış kontratında. Moskova'da mutluymuş. Yani umarım Moskova'da daha mutlu bir kent olur. Yani şu savaş ortamından çıkarız. Tabii ki o can acıtıcı, can sıkıcı bir detay. Evet. Onun hali olacağını umut ederek, barış ortamı olacağını umut ederek Yusuf'un da mutlu olması, eğer CSKA'yla devam edecekse devam etmesi, ama tabii ki barış ortamı içinde. Tabii ki biz de dileriz ki mutlu olsun. Çağlar Söyüncü bildiğiniz gibi 90 dakika devam ediyor ve önümüzdeki senede transfer iddiaları biraz daha kuvvetli değil mi? Konuşulmaya. Şimdi Brandon Rodgers başlandı. Bir dönüşüm yapacağız dedi. Yani biz artık Leicester City olarak buralarda, ortalarda olmak istemiyoruz. Biz eski Şampiyonlar Ligi'ni zorlayan, seviyemize gelmek için bu takım yıprandı. Bu takım çok uzun süredir birlikte oynadı ve değişim zamanı geldi, neşter zamanı geldi dedi. Sezon sonu böyle 9-10 oyuncu gönderip 9-10 oyuncu alabilirler ki Leicester City çok fazla yapmaz bunu. Ama Çağlar'ın kontratı var. Takımın da liderlerinden bir tanesi. Yani Çağlar bir transfer tercih eder mi? Daha iyi bir takıma gider mi? Daha iyi bir takıma gidecekse elbette, ama daha iyi bir takıma gitmeyecekse Leicester'ın planları içinde bence var Çağlar. Değiştirmeyi düşündükleri yerlerden biri Çağlar değil. Listemizden devam ediyoruz. Cenk Tosun forma giymedi. Sakatlığı devam ediyor. Ozan Kabak son 2 maçta 90 dakika sahadaydı. Chelsea ve Leeds maçlarında. Orkun Kökçü bu sezon iyi bir performans sergiliyor. Hem oyun hem istikrar hem de üretim anlamında. Bu hafta golü yok ama Orkun Kökçü yine 2 ay üst üste ayın oyuncusu seçildi. O da fantastik bir iş. Gerçekten öyle. Tebrik edelim. Orkun Kökçü, Ali Akman 82 dakika içerisinde 1 gol üretmeyi başardı. Yine Hollanda'da Nijmegen takımında. Genç kardeşlerimiz Elais Tavşan, Ömer Faruk Beyaz ve Doğan Alemdar bu hafta forma giymediler ve belki de en büyük şeyi, nasıl diyelim, alkışı mı diyelim, en büyük tebriği mi diyelim, sevgili genç kardeşimiz Burak İnce'ye vermemiz lazım. Dortmund Bielefeld maçında ilk kez forma giydi. Bundesliga'da çok kısa süre aldı. Evet, 90'da oyuna girmiş. İlk kez süre almış Burak İnce. Devre arası gitmişti Arminia Bielefeld'e. Bundesliga'da Borussia Dortmund'un karşısına çıkmış. Tebrik ederiz. Bielefeld'de bir de genç kaleci var, genç santrfor var. Cem Ali, o da 2004 doğumlu. O da kadrodaydı maçta, kulübedeydi. Onu da gelecekte umarız bu tabloda aldığı dakikalarla koyma şansımız var. Henüz dakika almamış. 1. Bundesliga'da, U19 Bundesliga'da oynamış. Ama kadroya giriyor. Arminia Bielefeld A takımında formaya giriyor. Kadroya giriyor Cem Ali. Santrfor. Bildiğim kadarıyla Türkiye pasaportu taşıyan, ileride milli takımımıza da umarım aday olacağını umut ettiğimiz bir oyuncu. Doğru Uğur Bey. Türkiye 19 yaş altı milli takımında da tamam, forma giymiş. Zaten forma giymiş. Harika. 15, 14, 15, 16, 17, 19 ve 21. Zaten 19, bizim oyuncumuz. 19 ve 21'de birer maçı var. Süper. 15'te 13 maçta forma giymiş. 15 yaş altında 13 maçta forma giymiş. Bielefeld'de de kadroya giriyor artık. Çok küçük yaşta kadroya giriyor. Tebrik edelim. Cemali'yi anımsatıyor. Tolga şimdi diyor ki Ren'in 1. kalecisi sakatlandı, Doğan oynayacak. Doğru. Hem de uzun süreli. Bundan sonraki 2-3 ay olmayacağı söyleniyor. Geçmiş olsun Gomez'e, ama Doğan için şans oldu. Fırsat buldu. Artık Doğan sürekli oynayacak. diyelim ve bu bölümü de bitirelim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Avrupa'da oynayan futbolcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize alakalı. O zaman değerli izleyenler şimdi ne yapalım? Ben bir arada ve ara zamanı geldi diyecektim ama şu şeyi de bitirelim mi Uğur Bey yurt içine dönmeden? Nasıl isterseniz. O zaman Guardian gazetesi gelsin ekranlara. Guardian gazetesi diyor ki Liverpool zirvedeki puan farkını kapattı. Arsenal galibiyetine Firmino ve Jota'nın golleriyle Arsenal'i de batırdı ve bu performansa zirvedeki puan farkını da kapattı, 1'e indirdi başlığını atmış. Çok kritik maçtı Liverpool için çünkü Arsenal Premier Lig'in en formda takımlarından bir tanesi. Manchester City'nin de Palace'a puan kaybetmesiyle beraber Liverpool'un puan farkını 1'e indirmesi için ve şampiyonluk yarışında daha fazla, daha güçlü bir şekilde var olması için kazanmaları gerekiyordu. Kazandılar. Arteta diyor ki çok iyi oynadık ama sadece ceza alanları içinde maçı kaybettik. Sadece oralarda iyi değildik. Sadece onlar değerlendirdi. Biz değerlendiremedik diyor. Hala dördüncülük için Arsenal avantajlı konumda. Çünkü 2 maçı eksik. Liverpool City'nin artık 1 puan gerisinde. Maç sayıları aynı. Aralarında bir maç var ama Etihad'da oynanacak. Ona da 3-4 hafta var. Yine tarihin etkileyici rekabetlerinden biri olacak galiba. Yani 2021-22 sezonunda konuşacağız gibi geliyor bana. City ile Liverpool nefes nefese son ana kadar. O 98-97 biten bir sezon vardı. 18-19 sezonu muydu? Onun gibi herhalde bu sezonda konuşacağız. Öyle görünüyor. Kritik bir maç kazandılar. Uğur Bey peki geleceğe yönelik biraz daha projeksiyon yapmanızı istesem. Buyurun. Ne dersiniz? Kim şampiyon olur mu? Yani onu demeyelim isterseniz de bunda ya da hadi öyle olsun. Ne dersiniz? Ya çok güzel bir şey söylemişti Klopp. Program öncesi aklımdaydı. Klopp'un sözlerini aktardınız zaten o Chelsea ile alakalı. O değil. Chelsea ile alakalı sözlerini aktardım. Adam şey ya gerçekten filozof. Futbolun filozofu. Heh buldum. Şimdi ona geleceğim. Hocam City'nin de Liverpool'un da puan kaybetmeyeceğini düşünüyordum. Düşündükten 2 gün sonra Palace'a puan kaybetti. O yüzden yani benim projeksiyonlarım başarılı olmuyor. Peki. Şimdi itiraf edeyim. Yani City Palace'la oynamadan önce şöyle düşünüyordum. Bunlar da sezonun geri kalanında ikisi de puan kaybetmez. Liverpool'da olur da Etihad'da City'yi yenerse öyle bir fantastik bir şey başarırsa 96-96 bitirirler. Averajla şampiyon belli olur diye düşünüyordum ki daha ben düşünüyorken, düşüncelerim havadayken Palace'a puan kaybettiler. O yüzden gerçekten bilemiyorum ama şunu söyleyeyim. Tüm zamanların en iyi takımların ikisi. Doğru. Liverpool ve City. Onlar beraber aynı anda birlikte mücadele ettikleri için şanslıyız. Onları izleyebildiğimiz için 2 filozof tek direktörü, 2 harika takımı izleyebildiğimiz için şanslıyız. Bugün birisi şampiyon olacak, yarın bir başkası ama bir dönem bu, bir era. Liverpool City dönemi ve her sene birbirleri rekabet ediyorlar. Alex Ferguson 2006 ile 2012 arası galiba 7 yılda 5 kez şampiyon oldu. Birinde averajla kaybetti şampiyonluğu. Birinde 1 puanla kaybetti. Yani onun gibi bir fantastik bir dönem bu. Yani bu kez de Klopp Guardiola dönemi yaşıyoruz. Klopp Guardiola çağı yaşıyoruz futbolda. Gerek Premier Lig'e gerek Şampiyonlar Ligi'ne etki ediyorlar. Şöyle demişler Klopp'a. Çok iyi bir momentum yakaladınız çünkü sürekli kazanıyor Liverpool. Galiba 9 maç oldu. Bu momentum şampiyonluk habercisi olabilir mi? Cevabı şu. Momentum gezegendeki en kırgın çiçektir. Bir kez üzerine basmanıza bakar. Yani o kadar kolay kaybederseniz de momentumu bir puan kaybedersiniz, bir maç kaybedersiniz ve o çiçeğin üzerine basmış artık momentumunuzu yitirmiş olursunuz. Cevap gelmiş mi buna? Muhtemelen gelmemiş. Ne cevap verebilirsiniz ki buna? Ben Klopp'un basın toplantısına katıldım. Soru filan sordum. Şanslıyım. Nasıl diyeyim? Öyle arogan bir şekilde yanıtladı ki böyle küçüldüm yani mahvoldum. Soruyu sorduğuma pişman oldum. Çünkü öyle bir tarzı var. Böyle grup dinamiğini de ele alıyor. Çok güçlü bir aurası var gerçekten. Böyle bir koltuğunda oturuşu değişti falan. Böyle bir gülümsedi. Ha 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 sen o soruyu soruyorsun ama falan gibi bir tarzda tavırla cevapladı. Ben böyle artık neyse sormaz olaydım artık. Bir daha sormayayım duygusuna kapıldım yani. Demek ki bir yandan da böyle bir idaresi var yani. Bu adama bir daha soru sordurmayayım ben diye de. Çok iyi yönetiyor kamu. Vallahi bravo. Cevaba baksana. Momentum yakaladınız diyorlar. 9 maç kazandınız. Momentum gezegendeki en kırılgan çiçektir diyor adam. Ne diyebilirsin ki bu adama? Soruyu soran kardeşimin de ruh halini tahmin edebiliyorum. Yani çok güzel bir yerden yakaladım, buradan yürürüm ben diye düşündüyse olmamış, yürümemiş. Şöyle oluyor hocam o basın toplantı. Ben birkaç kez katıldım. Biraz uzattım lafı ama. Buyurun lütfen. Premier Lig'de falan birkaç basın toplantısına katıldım. Nasıl oluyor biliyor musun? Orada sürekli katılan adamlar var ya, gazetelerin belli temsilcileri, yıllardır o takımları takip eden senior muhabirler. Bizde çok yaygın değil. Bizde muhabirler genelde genç. Yaş alınca muhabirliğe devam etmiyorlar. Doğru. Ama İngiltere'de, Amerika'da ediyorlar. Ve o senior muhabirler o odanın da havasının havayı tutanı o. O odanın da havasını belirleyen o. Mesela ilk soru ne olur genelde? Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu soracak adam belli, biliyor musun? Farklı kişiler sormuyor. O odada o yıllardır o soruyu soran kişi genelde en deneyimli muhabir. Bir gazetenin, işte Guardian'ın, The Sun'ın, kimin muhabiriyse o kulübün en deneyimli muhabiri, o soruyor. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Diğerleri susuyor. Maçı nasıl değerlendiriyorsun sorusunu o genelde ondan sonra ikinci soruyu soracak kişi de belli mesela. Mikrofon otomatik olarak ona gidiyor. O da soruyor. 3-4 tane klasik sorudan sonra başka soruları olanlar varsa devreye girebiliyor. Yani değişik bir habitat. Şimdi öncelikle geçmiş olsun diyelim. Bu sıradaki başlığımızı okumadan önce, çünkü Pogba'nın evine hırsız girmiş. O da bir açıklama yayınlamış ve ödül koymuş. Yani bana bu konuda eve giren, çünkü 5 dakika kalmış. Yani uzun özetle diyor ki hani akşam maçtayken çocuklarım evde uyuyorken evimize hırsız girdi. Yaklaşık 5 dakika kadar içeride kalmışlar. Fakat bizden maddi her şeyi bir kenara bırakın. Alabilecekleri, çalabilecekleri en kıymetli şeyi çaldılar. O da güven duygumuz. Güven duygumuz, huzurumuz, bunu çaldılar diyor. Maçın artık son dakikalarında gerçekleşmiş bu hadise diyor. O yüzden şu anda ben bir ödül vereceğim. Bana bu konuda bilgi veren, bu insanları tanıyan kimse varsa bana bilgi verenlere ödül vereceğim diye bir açıklama yapmış. Hakikaten Allah korusun, zor, çok zor bir şey. Kesinlikle. Çok geçmiş olsun öncelikle. İki çıkarımım olacak buradan. Birincisi, çok sık yaşanıyor bunlar. Londra'da, Manchester'da. Anlam veremiyorum. Yani futbolcular gerçekten iyi maaşlar kazanıyorlar ve neden maç saatlerinde evlerinin güvenliğini sağlaması için bir kişiyi istihdam etmiyorlar? Öncelikle bunu anlamıyorum. Bir güvenlik görevlisine istihdam etmiyorlar. Yani futbolcular düşünemiyorsa lütfen bunu kulüpler düşünsün. Çünkü artık bu kronik hale geldi. Maç saatinde futbolcu evlerinin soyulması artık neredeyse haber değeri taşımıyor. Sürekli yaşanıyor. Sürekli yaşanıyor. Yani neden maç saatinde güvenliğini sağlamıyor kulüpler ya da futbolcular evlerinin? Herhalde şu evlatları uyuyormuş. Akıl alır gibi değil. Birinci çıkarımım bu. Yani bu hepsine ders olsun. Sadece Pogba'ya değil, tüm dünya çapındaki büyük kulüplerin büyük futbolcularına. Ben hatırlatayım burada. Maç saatinde hırsızlık çok yaygın arkadaşlar. Biliyorum hepiniz şu an, bütün büyük futbolcular, Messi, Ronaldo, İbrahimovic bizi izliyorlar. Evinize bir güvenlik tutun maç saati için. Birinci konu bu. İkinci konu da Carlos Tevez United'da mutsuzdu. Manchester United'da. Tutmak istiyorlar. O gitmek istiyor. Dedi ki Manchester'dan sıkıldım. Yağmurundan sıkıldım. Gri havasından sıkıldım. Gitmek istiyorum. Ben Arjantinliyim. Böyle bir havaya alışık değilim. Böyle bir iklime alışık değilim. O yüzden beni bırakın dedi. Bıraktılar. Bir hafta sonra Manchester City'ye imza attı. Pogba da şu an Manchester United'da kontratı bitiyor. Belki de bir hani işaret veriyor olabilir büyük kulüplere. Yer değişikliği zamanım geldi diye olabilir. Peki hala sırada Sasha Kilyesta'nın, Amerikalı futbolcu Kilyesta'nın bir paylaşımı var. Los Angeles Galaxy takımında forma giyiyor. Eşiyle beraber 2010 yılında Los Angeles'ta bir hastane ziyaretinde bulunduğunu ve o dönemde genç bir çocuk kardeşimiz, tedavi gören bir çocuk kardeşimiz Chris Hogarth'ın ziyaretinde bulunduklarını ve ona formasını hediye ettiğini söylüyor. Şimdi o oyuncu, yani o çocuk, tedavi gören çocuk Charlotte takımında orta sahada forma giyiyor. Ben ona zamanında formamı vermiştim. Umarım şimdi o da bana formamı verecek diye bir paylaşımda, formasını verecek diye bir paylaşımda bulunmuş. Ve veriyor da. Ve veriyor da. Müthiş değil mi? Gerçekten öyle. 87'de oyuna giriyor. Genç oyuncu da Hogarth. Charlotte Galaxy maçında ve İkisi de maçı bitiriyorlar. İki oyuncu da maçın bitiminde de forma değişiyorlar. İki fotoğraf arasında, peş peşe verdiğimiz iki fotoğraf arasında 12 yıl ve 2000 mil var. Çünkü biri Los Angeles'ta gerçekleştikten sonra bu Charlotte'da gerçekleşiyor bu olay. Hayatın ne kadar tahmin edilemez ve mucizelere açık olduğunu gösteren harika bir hikaye. Ben çok etkilendim gerçekten. Amerika'da bugün herkes bunu konuşuyordu. Hem geçmiş olsun genç kardeşimize, sağlıklı bir şekilde tekrar devam ediyor hayatına. Diğer taraftan Kliesta'nın da bu insani boyutu, içinden gelen, kalbinden gelen bu paylaşım diyeyim ona, herkesi konuşturacak kadar güçlü gerçekten. Süper de bir insan. 15 yıldır Amerika milli takım forması giydi. O ligde oynuyor. Amerika futbolunun sembollerinden biri. İnsan hayattan başka ne ister ki? Yani şöyle bir fotoğrafın parçası olmak bence varoluş sebebini bulmuştur Kliestan bence. Bu dünyada var olma sebebi ve bu fotoğraf için bile değerdi yaşamaya demiştir. Gerçekten tüyler ürpertici, muhteşem bir hikaye. Şimdi saat 17, 12, 17 geçiyor. İsterseniz arayı boş verip yurt içine dönelim Uğur Beyciğim. Patron sizsiniz. Estağfurullah. Ben böyle kararlar alamam. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. O zaman Sabah gazetesi geliyor ekranlarınıza. Sadece ikincilik değil, kırılma maçı. Fenerbahçe için İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 3 puandan çok ötesi. Kanarya kazanırsa ikincilik yolunda çok önemli bir adım atmasının yanında üst sıralardaki takımları yenemiyor istatistiğini tarihe gömecek. Sezonun ilk yarısında puansız kapatılan 3 maçlık zorlu fikstürden 7 puan çıkarmış olacak. İlk 10 istatistiği değişiyor demiş Volkan Demir Sabah gazetesindeki haberinde. Tabii olayın bir de Trabzonspor'u ilgilendiren boyutu var ki İttifak Holding Konyaspor'un puan kaybetmesi ve Trabzonspor'un kazanması halinde Trabzonspor şampiyonluğu daha erken ilan etmeye daha da yaklaşacak. Doğru. Olayın bir de öyle bir boyutu var. Dolayısıyla sadece ikincilik maçı değil, hakikaten kırılma maçı, bir takım için değil, 3 takım için. Ligin ilk yarısında Trabzon'a yenildi Pereira'lı Fenerbahçe 3-1. Trabzonspor 20 şut, Fenerbahçe 5 şut atabildi o maçta. Tabii diyeceksiniz ki 11'e 10 oynadılar büyük bölümünü ama ligin ikinci yarısında büyük bölümünü 11-10 oynadılar. Berabere kaldılar. Sonra ligin ilk yarısında Alanya'ya yenildi Pereira'lı Fenerbahçe. Ligin ikinci yarısında Alanya'ya 5 attılar. Şimdi Konyaspor'la oynuyor. Skorlardan ziyade oyunlardaki değişim de dikkat çekici. Fenerbahçe artık büyük takım gibi oynamaya başladı. Ki İsmail Kartal da çok mucizevi dokunuşlar yaptığını düşünmüyorum. Çok olağanüstü bir tek direktör, Wenger seviyesi, Klopp seviyesi, Guardiola seviyesi değil elbette. Büyük saygı duyuyoruz ama Fenerbahçe'nin geçici tek direktörü ve yeni sezon için büyük bir ihtimalle başka bir tek direktöre çalışacaklar. Sadece oyuncuları zincirlerinden arındırması bile yetti. Pereira'nın oynattığı oyunlardan ve aldığı skorlardan daha iyisini almaya. Şimdi Konya ilk yarıda Fenerbahçe'yi sürklase etmişti. Rahat bir şekilde yenmişti aslına bakarsanız. Şimdi Konya maçı var. Fenerbahçe için yani hem puantaj hem de manevi olarak değerli. Tekrar Fenerbahçe'nin gelecek sezonla ilgili kendi büyük takım gibi hissetmesi açısından da bence değerli. Ki zaten aradaki 5 puanlık farkı 2'ye düşürmek ve lig ikinciliğini, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarını zorlamak isteyecekler. Şampiyonlar Ligi ön eleme turları niye önemli? Şampiyonlar Ligi'ne kalamayabilirsiniz. Belki büyük takımlarla eşleşebilirsiniz ama Avrupa Ligi'ne gidersiniz orada. Çünkü Türkiye'nin artık Avrupa Ligi bileti olmayacak, biliyor musun? 4 takıma düşünce Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz. Doğru. Artık kupa galibimiz de 2023-24'ten itibaren Konferans Ligi'ne gidecek. O açıdan hani Şampiyonlar Ligi müziğini unutacağız artık diye bir şey söylemiştim geçtiğimiz aylarda. Şimdi artırıyorum. Avrupa Ligi müziğini de unutacağız bu gidişle. Avrupa sıralamamızı yükseltemezsek. Çünkü Avrupa Ligi'ne de artık direkt biletimiz olmayacak. Doğru, maalesef. O açıdan Şampiyonlar Ligi önerilmesi de tabii Konyaspor için, Fenerbahçe için, Başakşehir, Alanya, Beşiktaş, Adana Demir hepsi için de iyi hedef. Fotomaç gazetesi tarihi imza demiş. Fenerbahçe geleceğine damga vuracak 6 genç isimle kontrat yapıyor. Kanarya'da bugün sahne gençlerin. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Ertuğrul Çetin ve İshak Vural'la sözleşme imzalayacak Fenerbahçe demiş. Tarihi imza başlığı altında. Ya Ferdi ve Arda özellikle zaten kendilerini ispatlamış A milli takım adayı iki oyuncu. Evet. Bir defa Fenerbahçe için tabii çok önemli bir gelişme. Ferdi ve Arda'yla kontrat uzatılmış ki Ferdi'nin kontratı bitiyordu. Premier Lig takımlarıyla da adı geçiyordu. Fenerbahçe için önemli bir başarı. İshak da zaten yeni transfer ettiler. Herhalde onu da tabloyu kalabalıklaştıralım dediler. Onu da katmışlar. Onunla ilgili de çok iyi şeyler söyleniyor. Fenerbahçe'nin geleceği için tabii ki iyi haber. Türk futbolunun geleceği için de Çünkü bunlar muhtemelen milli takım oyuncuları da olacaklar. Beşiktaş'la ilgili bir başlığımız var sırada. Fotomaç gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Lyon'dan kanca. Fransız ekibinin scoutu Şeyru, derbide izlediği Rıdvan için olumlu rapor verdi. Lyon sezon sonu Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Rıdvan'ın ortalama piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro civarında demiş gazete. Eğer ki ederini bulduğunu düşünüyorsa herkes, profesyonelleri bu işin ederini bulduğunu düşünüyorsa ve oyuncunun da niyetinde eninde sonunda Avrupa'da oynamak varsa tercih edebilir. Ama sanki bir süre daha Beşiktaş'ta kalsa ve kendisini biraz daha geliştirerek gitse sanki daha makul olacakmış gibi görünüyor. Bir de olayın şu boyutu var. Böyle teklifler geldiği zaman hepimiz seviniyoruz, işte yurt dışından kaynak bizden oyuncu alıyorlar vesaire, ama mesele yerine yine altyapıdan birisini koyabilmek. Satışta eğer böyle bir rezerviniz yoksa satışlarda bunun da ciddi şekilde düşünülmesi sanki daha sağlıklı olacak. Mesela 5 milyon euroya gerçekten de Rıdvan'ı Fransa'ya satarsan 5 milyon euroya aynı seviyede bir sol bek koyabilecek misin? Gibi. Böyle bir soru. En kısa şartı. Böyle özetlediniz. Bravo. Beşiktaş tarafı bu. Rıdvan Yılmaz için de bir soru daha. 2001'li galiba Rıdvan, yani 20-21 yaşında. 20, evet aynen öyle. Bir yıl daha oynarsa Beşiktaş'ta oynarsa market değeri azalır mı, artar mı? Bence artar. Bugünkü pencereden baktığınızda artar. Değil mi? Zirvesi bu değil bu çocuğun. Aynen öyle. Daha sanki gidecek yolu var, daha mesafesi var. O açıdan da sanki makul. Efficiency, verimlilik açısından en verimli anı bu değil. Cenk Tosun'u Beşiktaş en verimli anında markette değerlendirdi. 23'e mi sattı? Doğru. Bir yıl daha oynasaydı belki de 23'e satamayabilirdi. Cenk'in yaşı da vardı sonuçta. Ama Rıdvan 20-21 yaşında. Yatırıma müsait. Kesinlikle, yani Rıdvan için de Beşiktaş için de en doğru anın bu olduğunu ben de düşünmüyorum. Hele konuşulan rakam 5'se. Ve Trabzonspor Milliyet gazetesi demiş ki kulübeden ilk 11'e. Burada da hamle oyuncusu olarak alınmasına rağmen Marek Hamşik'in yokluğunda 11'in değişilmez isimlerinden biri olan Siopis performansıyla alkışı kaptı. Milli aradan sonra Marek Hamşik geri dönse bile, tekrar yedek kulübesine geri dönerse yani yedek kulübesine çekilmesi bekleniyormuş Siopis'in. Buna rağmen şans bulduğu maçlardaki performansıyla takımına büyük katkı sağladı ve alkışı hak etti demiş ki biz de burada konuşurken Marek Hamşik yokken sanki bir iki maç dışında Trabzonspor çok aramadı diye de değerlendirmiştiniz. Aksamadı ama sebebi Siopis değil. Abdülkadir'i daha çok orta sahada Bakasetas'la beraber veya ayrı kullandı ve Hamşik'in rolünü biraz onlar üstlendi. Siopis elbette Hamşik'in formasını değil Berat'ın formasını aldı aslına bakarsan. Çünkü Siopis başka türlü bir oyuncu. İkisi de saygıdeğer oyuncular ama Hamşik ile Siopis'i aynı cümlede kullanmak çok sağlıklı olmaz. Hamşik bir beyin, takımın kalbi, beyni, ruhu, ikinci, üçüncü bölge geçişinde bir numaralı yol, opsiyon. Siopis pas arası, serseri top kazanma, dinamizm, cüret, cesaret. Bu alanda gerçekten çok değerli. Daha çok Berat'ın formasını aldı. Dorukan'la beraber, Dorukan daha fazla top kullanan, Siopis daha fazla süpüren, tırnak içinde söylüyorum, pis işleri yapan oyuncu rolünde. Diyelim ve noktayı koyalım bugün de. Süremizin sonuna geldik. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, bir kez daha bu akşam Barcelona karşısına çıkacak temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileyelim UEFA Avrupa Ligi'nde. Yarın inşallah konuşacağız. Bütün ayrıntılarıyla, bütün açılardan bakarak maçı değerlendireceğiz. Ama artık veda etme zamanı. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.